Merhaba, ben uzman hemşire Tülay Aksoy, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Ünitesi sorumlu hemşiresiyim. Afetlerde erişkin hastalarda diyaliz. Kreis sendromu, ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Kasların aşırı derecede ezilmesine hızlı ve etkili tedavi uygulanmadığı durumlarda ölümle sonuçlanabilecek bir süreçte seyredebilir. Kreis sendromunda hipovolemi ve travmaya bağlı kana geçen miyoglobin, böbrek tübülerini tıkayıp akut tübüler nekroza ve sonrasında akut böbrek yetmezliğine neden olur. Hipovolemi, miyoglobin ve diğer etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan Kreis sendromunda erken hasta kayıpları hiperkalemiden, geç dönemde de infeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kan üre azotunun yükselmesi, serum kreatin düzeyinin yükselmesi, başta hiperkalemi, metabolik asidoz, sıvı yüklenmesi ve üremiye bağlı klinik bulgular, bunlar üremik perikardit, ensefalopati, inatçı bulantı ve kusmaların ortaya çıktığı durumlarda hemodiyaliz indikasyonları konulur. Afetlerde diyaliz tedavisinin amacı, Kreis sendromundaki akut böbrek yetmezliğinde ezilme nedeniyle kandaki seviyesi yükselen potasyumu düşürmek ve volüm dengesini sağlamak, kronik hemodiyaliz programında olan afetzede hastalarımızın da optimum düzeyde diyaliz tedavilerinin devamını sağlamaktır. Hemodiyaliz tedavisi bu hastalarda bireyselleştirilmiş reçete ile düzenlenmelidir. Hastanın vücut yüzey alanına uygun diyalizör seçilmelidir. Diyalizat potasyumu hastanın kan potasyum seviyesine göre belirlenmelidir. Seans sayısı ve süresi hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Antikoagülasyon kanama diyetizine ve travma şiddetine göre belirlenir. Hastayla ilk karşılaştırıldığında mutlaka kimlik doğrulaması yapılmalı. Hastanın kullandığı ilaçları, bilinen hastalıkları, ilk diyalizi olup olmadığı, depreme yakalandığı yer, göçük altında geçirdiği süre ve benzeri bilgileri alacak şekilde dikkatli öyküsü alınır. Aynı şekilde ezilme olup olmadığı ve kaç ekstremitede ezilme olduğunu bilmek, diyaliz esnasında vereceğimiz pozisyonu ve yara takibini yapabilmek açısından önemlidir. Ve hastalarda, kronik diyaliz hastasında fistülünün çalışıp çalışmadığı da kontrol edilir. Kreis sendromunda sıvı dengesinin sağlanması çok önemlidir. Mümkünse hastanın her gün tartılması gerekir. Günlük aldığı çıkardığı takibinin diyalizde de devamlılığı sağlanır. Ezilme sendromlu hastalarda daima pozitif sıvı bilançosunun olması gerektiği bilinmelidir. Ve günlük verilecek toplam sıvı miktarı, idrar miktarı artı kayıplar da eklenerek artı 500 şeklinde hesaplanmalıdır. Diyalizde hastaya hipotansif ve hipovolemik olmayacak şekilde ultrafiltrasyon ayarlanır. İlk diyalizde hasta geldiğinde damar yolu olup olmadığı kontrol edilir. Periferik damar yolu. Damar yolu açık ise giden tedaviler kontrol edilir. Ve eğer potasyumlu bir sıvı gidiyorsa hemen sonlandırılır. Kreis sendromunda da ilk diyaliz, diğer ilk diyalizlerimizde olduğu gibi 2 saat kan akımımızı 200 ml dakika olacak şekilde ayarlanır. Sonraki seanslarda tedavi hastanın tolerasyonuna, volüm durumuna ve potasyum seviyesine göre belirlenir. Gerektiğinde potasyum seviyesine göre günde 2 seans diyaliz yapılabilir. Antikoagülasyon hastanın ezilme yaralarının durumuna göre hekim istemiyle ayarlanır. Heparinsiz diyaliz halinde 20 dakikada bir 200 ml %9 sodyum kloru ile sistem yıkanır ve pıhtılaşma yönünden gözlemlenir. Mevcut yaralar diyaliz süresince pürülen akıntı ve kanama açısından da takip edilir. Kan transfüzyonu gereken hastalarda uygun olan transfüzyonun diyaliz seansı esnasında yapılmasıdır. Bu şekilde volüm dengesi daha iyi kontrol edilmektedir. Yalnız yapılan kan transfüzyonunun potasyum düzeyini artırabileceği göz önünde bulundurularak potasyum seviyesi takip edilir ve hastalar kardiyak arrest açısından monitörize edilmiş şekilde takip edilir. Diyaliz seansı boyunca hastanın 30-60 dakikada bir yaşam bulguları alınır ve hemodiyaliz, dengesizlik sendromu, pıhtılaşma, hipotansiyon ve hipoglisemi gibi hemodiyaliz komplikasyonları yönünden sık takip edilir. Hastanın enfeksiyon belirti ve bulguları gözlemlenir. Ateş olması halinde var olan santral venöz kateteri, idrar sondası, periferik kateterin ve direnlerin bakımları uygun şekilde yapılarak enfeksiyon kaynağı tespit edilir ve gerekirse kan kültürleri alınır. Hastaya güncel ölçekler kullanılarak ağrı değerlendirmesi yapılır ve şiddeti ve zamanı değerlendirilir.
Ağrı için hekimi tarafından istemi yapılan analjezik tedavisinin diyalizde de uygulanmaya devam edilir. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlardan kaçınılır ve ağrıyı artıran ve azaltan faktörler değerlendirilir ve gerekli önlemler alınır. Yeterli beslenmenin sağlanamadığı hastalarda başlanan total parenteral nütrisyon desteğinin diyalizde de devam etmesi sağlanır. Oral alımlarda potasyumdan zengin portakal, muz, mandalina ve benzeri meyveler, meyve suları, patates, havuç ve benzeri gıdalardan kaçınılmalıdır. Protein alımı bu hastalarda kesinlikle kısıtlanmamalıdır. Alım 1.7 gram ve total enerji alımı da 25-35 kilokalori gün olacak şekilde planlanır. Afetse de kronik diyaliz hastalarının tedavisinin devamı için gerekli olan altyapı ihtiyacı belirlenir. Ünitenin yoğunluğuna göre minimum düzeyde ihtiyacı karşılayacak şekilde tedavi planlanır. Merkez değişikliği durumlarında gerekli iletişimlerde bulunulur. Yeterli düzen sağlanıncaya kadar beslenmede sıvı, tuz ve potasyum yiyeceklerin tüketimi kısıtlanır. Hastanın kayıpları sorgulanır ve gerekli psikolojik desteği alması sağlanır. Hemodiyalizin yapılamayacağı bir durumlarda peritonitis tedavisine geçilir. Peritonitis yapan kronik hastalarımızda yönetimi hemodiyaliz tedavisindeki hastalara göre daha kolaydır. Burada zor olan hastanın solüsyon temini ve ulaştırılmasıdır. En yakın bir başka hastadan ödünç alınır veya elinde var olan solüsyonla yapılabilecek optimum tedavi planlanır. Hijyenik olmayan ortamlardan dolayı peritonit ve kateter çıkış yeri enfeksiyonu olma riski olduğundan koşullar iyileşinceye kadar tedavi ertelenebilir. Yine peritonitis hastalarında da kayıplar sorgulanır, gerekli psikolojik desteği alması sağlanır. Peritonitisin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda da yine hemodiyaliz tedavisine geçilir. Afet oluşmadan önce verilen eğitim çok önemli. Hemodiyaliz hastalarımızda afet tatbikatları yapılması gerekir. Hastanın yattığı yerde kalkıp cihazının kan pompası düğmesine ulaşıp kapatması sağlanır hastanın sallantı esnasında. Fistül iğnelerinin ya da kateter lümenlerinin klempleri ve AV setinin klemplerini kapatarak yatak kenarında cenin pozisyonunu alıp sarsıntı geçinceye kadar beklemesi sağlanır. Hemşire tarafından makineyle bağlantıları ayrılıp iğneler çıkarılmadan güvenli bir alana alınır. Tüm hastalar güvenli alana çıkarıldıktan sonra iğneler çıkarılır ve tüm bu uygulamalar hastaya öğretilir ve hastanın da uygulaması sağlanır. Aletli peritonitisindeki hastalarda ise afet durumunda tedavi durdurulup hastanın kateterinin klempini kapatması, yeni koruyucu kapak takıp yatak kenarında cenin pozisyonu alması sağlanır. Sürekli ayaktan peritonitis uygulayan hastalarda yine kateterin klempini kapatıp yeni koruyucu kapağı takarak evde güvenli pozisyon alması konusunda eğitim verilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.